Sevgili izleyiciler, bu bölümümüzde estetik plastik cerrahi operasyonlarla ilgili bilgi vermek üzere operatör doktor Elif Eren Aydın yanımızda. Merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız Elif? İyiyim, teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz. Çok teşekkür ederiz. Bu bölümde doğum sonrası estetiğiyle ilgili bilgiler vermeye çalışacağım. Peki doğum sonrasında en çok yapılan estetik operasyon hangisidir? En çok meme şekillendirme ve vücut şekillendirme ameliyatlarıdır. En çok oralar mı deformasyona vuruyor? Evet. aslında hem hamilelik süresince alınan kilolar, hele bu kilolar uygun şekilde alınmamışsa, yani olması gerekenden çok daha fazlası alınmışsa, hem de emzirme döneminde olan değişiklikler sebebiyle memelerde sarkma olabiliyor. Cilt değişiklikleri, ciltte çatlaklar olması memedeki deformasyonu, şekil bozukluğunu daha da artırabiliyor. Bu da tabii ki hormonal değişikliklerin yarattığı, doğum yapmış bayanlarda hormonal değişikliklerin yarattığı bir takım duygusal değişimler oluyor. Buna bir de vücuttaki şekil bozuklukları eklenince onlar için çok zor bir dönem oluyor aslında. Ama ben hastalarıma diyorum, kesinlikle moralinizi bozmayın. Siz bu anın keyfini çıkarın, sonrasını da bize bırakın. Sonra da her şey düzeliyor zaten. Peki doğum yaptıktan sonra ne kadar süre sonra bir estetik operasyon geçirebilir hasta? Eğer meme şekillendirme ameliyatı yapacaksak meme dokusunun tamamen eski haline dönmesi lazım. Yani 6 ay süreyle emzirilmemiş bir dönem geçmesini istiyoruz. Biz ki ona göre planlama yapacağım ve de ona göre bir şekillendirme yapacağım. Meme dokusu büyükken yapılmış olan planlamada yanlış sonuçlar doğabilir. Hem de sütün de gerilemiş olması lazım ki enfeksiyon ya da başka bir şeye yol açmayalım. Bir bayan eğer hamilelik dönemi öncesinde uygun kilodaysa, spor yapan bir bayansa ya da işte yediklerine hep dikkat eden bir kişi ise, hamilelik süresince de doktorunun önerdiği kadar kilo almışsa ve de çatlaklarının oluşmasına da izin vermemişse çok büyük deformasyonlar görmüyoruz. Ama şimdi hem hamileliğe kilolu bir şekilde girmiş, hamilelik süresince de 30 kilolara varan kilolar almış bir bayan, bunu 6 ay sonra hepsini vermiş bile olsa neticede o genişlemiş olan cilt tekrar eski elastikiyetini kazanamayabiliyor. Bu da bir takım sarkmalar, deformasyonlar, memede şekil bozuklukları gibi problemlere yol açabiliyor tabii ki. Peki bu karın bölgesindeki genişlemeden sonra nasıl bir operasyon yapılıyor? Özellikle birden fazla doğum yapmış bir kişi ise bu, karın germe ameliyatı uygun ve cildinde de hele çatlaklar var, genital bölgenin üstüne doğru sarkan bir cilt sarkıklığı varsa, ne kadar zayıflasa da karnı hep bir bombe görünümde ise, çünkü hamilelik sürecinde bebeğin büyüklüğüyle birlikte normalde karın kasımızın düz olmasını sağlayan kaslar birbirinden ayrılmaya başlıyorlar. Ayrıldığı zaman karın boşluğu genişliyor ve kişi ne kadar zayıflasa da, spor yapsa da o bombe görünümden kurtaramıyor kendisini. İşte bu tip hastalarda mutlaka karın germe öneriyorum. Karın germe tek başına bazen yeterli olmayabilir. Özellikle bel ve sırt bölgesine liposuction eklemek gerekebilir ki o vücudun normal kavisli olan hatlarını ortaya çıkarabilir. Peki bu operasyonlar sonrasında doğum yapmadan önceki haline kavuşabiliyor mu hastalar? Hatta bazen doğum yapmadan önceki halinden daha güzel bile olabiliyor. Çünkü genelde bu doğumdan önce de bölgesel yağlardan şikayetleri var olan hastalar oluyor aslında. Hamilelikte üzerine eklenince ve kilolar da eklenince o daha çok gözüne batmaya başlıyor. Hem bölgesel yağlarından kurtulmuş oluyor kişi, hem de karnı daha sıkı, düz. Güzel bir vücuda sahip oluyor tabii. Peki bu operasyonları geçirdikten sonra belli bir süre sonra tekrar hamile kalırsa hasta, bu sefer bir sıkıntı olur mu? Özellikle başka bir hamilelik düşünüyorsa beni haberdar etmesini istiyorum ben hastalarımdan. Başka bir hamilelik geçirebilir. O zaman ona uygun olan ameliyat malzemeleri kullanarak ameliyatı gerçekleştiriyorum. Sonrasında da ikinci hamileliği, yani karın germeden sonra yapmış olduğu hamilelik süresince
kontrollü kilo almasını, emzirme döneminde de kontrollü kilo almasını öneriyorum. Bir kişi 20-30 kilolara varan kilo alıp hızlı bir şekilde vermediği sürece cildinde bir elastikiyet kaybı olmaz. Bir de hamileliğin ilk aylarından itibaren cildinin nemli tutmasını, özellikle ameliyat olmuş olan bayanlarda cildinin nemli tutmasını, gerginliğe izin vermemesini öneriyorum ki yeni çatlaklar eklenmesin. Peki ikinci doğumdan sonra hastalar yine ilk doğumda olduğu gibi bir deformasyona uğruyor mu vücudu? Açıkçası öyle bir deformasyona uğramış hastam olmadı. Çünkü karın germe ameliyatı aynı zamanda çok güzel bir motivasyon sağlıyor onlara. Yani o güzel şekli kaybetmek istemiyorlar. Ve önerileri de çok güzel uyuyorlar. Evet. Elif Hanım, hastalar doğumla birlikte zaten bir travma yaşıyorlar. Sonrasında üstüne bir estetik cerrahi operasyonu da geçirmiş oluyorlar. Peki bunun iyileşme sürecinden bahseder misiniz bize? Tabii. Estetik ameliyatlara başlamadan önce, estetik bir seri olabilir, buraya da bir tane olabilir. Mutlaka hormonal durumun düzelmiş olmasını bekliyoruz bütün plastik cerrahlar olarak. Yani duygusal durumunun tamamen normale dönmüş, o hamilelikten gelmiş olan hormonların çekilmiş olduğu bir dönemde ameliyat etmek uygundur. Sonrasında bu zaten vücudunu güzelleştirmek için yapmış olduğu bir şey olduğu için çok da motive bir şekilde giriyorlar. Ben her zaman inandığım gibi pozitif düşünen hastaların da her işi gerçekten pozitif ve daha iyi sürede, kısa sürede iyileşmesiyle sonuçlanıyor. Ama ortalama bir karın germe ameliyatında eğer kişinin ağrı eşiği çok düşük değilse en çok sıkıntı çekeceği günler ilk iki gündür. Sıkıntıdan kastım anestezi aldığı için gaz çıkarma problemleri olabilir, bağırsak hareketlerinde değişiklikler olabilir, kendini çok şiş ve gergin hissedebilir. Ama ikinci günden sonra yavaş yavaş hareketlerinin normale dönmeye başladığını kendileri de görüyorlar. Tüm hastalarıma mutlaka erken dönemden itibaren hareket etmelerini öneriyorum. Yani yatmaktan ziyade tabii ki çok kendini yormadan hareket ederek kısa sürede o ödemi atabilmek mümkün. Ameliyattan sonra en fazla bir gece hastanede kalmaları yeterli. Eğer yurt dışından ya da şehir dışından gelen hastalar için de İstanbul'da geçirmeleri gereken süre bir haftadır. Kendiliğinden eriyen dikişler kullandığımız için dikiş aldırma gibi bir problemi yok. Bir hafta sonrasında uçağa binip geri dönebilir. Evet. Peki ameliyat süresi kaç saattir? Eklemiş olduğumuz ek müdahalelere göre değişmekle birlikte ortalama 2-2,5 saattir. Buna bel bölgesindeki liposakşın, işte sırt bölgesindeki şekillendirmek için yapmış olduğumuz ek müdahaleler de dahil. Zaten işin önemli bir kısmı dikiş ve şekillendirme aşaması. Hastalar ameliyattan sonra nelere dikkat etmelidir? Ameliyattan sonra zaten ben onları göndereceğim zaman ya da kendi başlarına, kendi her işlerini yapabilecek aşamada 7. günden sonra geçmiş oluyoruz. 8. günden itibaren banyo yapabilirler. Sonrasında 6 hafta süreyle korse giymelerini öneriyorum. O korseyi giymek çok çok önemli. Sonra da haftada en az 3 gün, yarımşar saat olacak şekilde yürüyüş öneriyorum. Yürüyüş ya da yüzme olabilir. Temiz bir ortamda tabii ki. Bu hem ödemin atılmasını hızlandıracak hem de kalan dokunun daha çabuk şekillenmesini sağlayacak. Onun dışında 2 ay süreyle ağır kaldırmamaları lazım. Karın germe ameliyatı olmuş bir kişi ortalama 8. gün kendi sosyal hayatına geri dönebilir. Elif Hanım, anlattığınız önlemler gayet basit ve hastaların kendi başına çok kolay çözebileceği şeyler. Yani estetik operasyondan korkmalarına gerek yok. Bir hafta içerisinde zaten normal sosyal hayatlarına dönebiliyorlar Kesinlikle. Bize verdiğiniz bilgiler için ve programımıza katıldığınız için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.